Efendim, Avrupa'nın yapayalnız kalan, tek başına bırakılan da diyebiliriz sıcak bölgesi işte Ukrayna. Putin'in saldırılarına karşı var gücüyle de direniyor. Üçüncü günde bölgeden gelen görüntüler var. Savaşın acı, kirli, o karanlık yüzünü bir kez daha net şekilde ortaya koydu. Rus ordusunun kuşattığı başkent Kiev'de Ukraynalılar Rus tanklarına molotoflarla karşı koymaya çalışıyor efendim. Sirenler çaldı, gökyüzü kulakları sar eden bomba seslerinin ardından kızıla boyandı. Dünyanın kalbi bugün de Avrupa'nın en sıcak bölgesinde attı. Putin'in askerleri Ukrayna'da sivilleri de hedef alarak ilerlemeye devam etti. Başkent Kiev düştü düşecek derken Ukraynalılar var gücüyle direnince Rusların işi zorlaştı. Yüzlerce kayıp veren Ukrayna, eli silah tutan herkesi askere çağırdı. Sivillere binlerce silah dağıtıldı. Hükümetin çağrısı üzerine Ukraynalılar molotoflar hazırladı. Rus tanklarının Kiev'e geçişini böyle engellemeye çalıştılar. Başkentin tepesindeki ölüm uçakları bombalarını evlerine sığınan masumların üzerine bıraktı. Dehşet anları o evlerden birinin içinde kameraya yansıdı. Ukrayna Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3500'den fazla askerin vurulduğunu açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski de sık sık kamera karşısına geçerek sosyal medya hesabından video paylaşıyor. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить, я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Kiev'de gece saatlerinde 13 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cadde ortasında hendek kazan birisi böyle görüntülendi. Chernigov şehrindeki istihbarat binası bombardıman sonrası alevler içinde kaldı. Melitopol kentini ele geçiren Ruslar, hastaların tedavi gördüğü hastaneye bile ateş açtı. Hastanenin onkoloji bölümü alevlere teslim oldu. Çatışmaların ortasında kalarak yaralanan bir kadın sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Annesinin yanı başında öldürüldüğünü söylüyordu. Arka plandaki çatışma sesleri savaşın acı, kirli, karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu küçük kızsa buz mavisi gözleri sağ yanağında savaşın iziyle tüm çocuklar adına Putin'e seslendi. Vladimir Putin, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Ülkeden büyük göç devam ederken milyonlarca çaresiz Ukraynalı da canını kurtarma telaşındaydı. Metrolara, sığınaklara inip sessizce beklediler. Putin'in vicdanları kanatan işgali karşısında yapayalnız kalan Zelenski müzakere çağrısı yaptı ama bombalar susmadı. Kremlin ise Ukrayna müzakereyi reddetti. Ordumuz yeniden ilerliyor açıklaması yaptı.